Merhaba değerli arkadaşlar. Ben İsmail Akyüz. Görmüş olduğunuz 3 katlı her biri ayrı aşamada çalışan koloniler. Şimdi burada ne yaptık? Bu işlemi yeni yaptık. 3 tane zayıf kovan vardı. Bu kovanlardan her biri zayıf dediğim birisi 6 çerçevede, üstteki aynı şekilde 7 çerçevede. En üstteki tamamen sıkışmamış. Yine aşağı yukarı 6 çerçevede kovanlar. Bunların anılarını aldım. Üstteki oğlan anasıydı. Bayağı çelimsiz bir anaydı. Yaşlı bir anaydı. Onu nasıl söyleyeyim? Öldürdüm demeyelim. Neydi? Terki diyar eyledik. Yani bunu biz yapmasak bile kendileri kendi aralarında yapacaklardı zaten. Çünkü verimsiz ana olduğu zaman arılar kendileri eliyorlar zaten, öldürüp kızını yapıyorlar ve o şekilde devam ediyorlar. Hep güçlüye çalışıyorlar. Bugün bir paylaşımda bulmuştuk bu erkek bölmeleri için. Bunu bir delik daha açtım. Çünkü bunun farklı amaçlarda da kullanacağım. Diğerlerini de aslında kullanabiliriz de. Şimdi bazı arkadaşlar neden 15 milim kullandın? 10 milim olabilir mi diye. Şimdi arının iki tane arı hesapladığınız zaman iki tane arı çıkarken sıkışmadan. Bir de bazıları erkek ölü erkek arılarını dışarı atıyorlar. Erkekler çıkarıp. Yani izdiham olmaması adına bence en iyi 15'tir. Bunu niye fazla yaptım? Yukarıda kalabalık bir koloni var. 6-7 çerçevede bir koloni. Şimdi bu işlemleri nasıl yaptık onu da söyleyeyim de. 3 bölmeli kovanlarımız vardı. Şunlar. Tabii şu an benim aktardığım burası değil. Yere aktardım. Burada sadece ortadaki çalışıyor. Daha sonra sağa sola aktaracağız. Bunu uzatmayalım. Yaptım. Bir tane ana arıyı, genç olan bir tane ana arıyı 3 bölmeli olduğu gibi arısıyla beraber 3 bölmeye, bir bölmeye koydum. O banka sayılıyor bizim için. Bankaya koyduk. İleride devam ederken bir sakatlık çıkarsa kullanabilmek adına. En alttaki en verimli ana aşağıdadır. En verimli en güzel ana aşağıda. Ortalarda propolis koymuş. İkisinin ortasında propolis koymuş. Ve gül suyu ile bütün koloni baştan aşağı ıslatılmış. Gül suyu içerisinde birazcık şerbet var. Bu şekilde ıslatılmış ve o şekilde kabul ettirilmiş. Ortadaki ana arıza değil. Oradaki koyduğumuz şuraya propolis koyduk. Şuraya da propolis koyduk. Çalışmak isteyenler buradan çalışacak. Kokular birleşecek zaten. Gül suyu verdik, gül suyu verdikten sonra zaten kokular birleşmiş ama tamamen birleşme yok. Şu an en aşağıda en yukarıda doğru birbirlerine sürekli hava kanatlarıyla hava veriyorlar. Bu kokular birleştikten sonra aşağı yukarı 3-4 gün sonra ortadaki ızgaraları alacağız. Propolis ızgaralarını, propolis tuzaklarını diyelim. Onları alacağız ve koloni birdenbire birleşmiş olacak. Herhangi bir olumsuzluk hissi var ise alttaki anayı da hapse alabiliriz. Ama şüpheniz var ise ve koloniler güçlü ise bunu bir hafta sürdürebilirsiniz. Burada hiçbir sıkıntı yok. Zaten koloniler istekleri gibi çalışabiliyorlar. Yani deliklerde biraz simetrisizlik var. Bunu acele yaptığım için yani normalde o şekilde yapılmış. Geçip esas simetrisizlik burada. Yani çalışma sistemi görüldüğü gibi bayağı işe yarıyor.